Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Bildiğiniz gibi ben Fatih Avşar. Bugün sizlerle beraber yine bir video çekmeye karar verdim. Uzun zamandır yoktum. Geçen sene gitar videoları yapmıştık arkadaşlar. Yurt dışı seyahatimiz oldu. Yurt dışı seyahatinde de güzel, heyecanlı deneyimlerimizi aktardık. Bugün arkadaşlar sizlerle genel olarak bir gündemi konuşmak istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi arkadaşlar Maraş ve Hatay'da majör olmak üzere büyük bir deprem oldu. Özellikle Maraş ilçelerinde iki üs olmak üzere ve maalesef pek çok vatandaşımızı deprem sebebiyle kaybettik. Ölenlere arkadaşlar başı sağ olsun diyorum. Ve kalanlarımıza da sabır diliyorum ve dayanıklılık diliyorum arkadaşlar. Hayat tüm hızıyla her zaman gibi devam ediyor. Koronavirüs zamanlarında da bir video çekmiştim. Bugün de arkadaşlar bir video çekme ihtiyacı hissettim. Ülkemiz gerçekten büyük bir milletiz arkadaşlar. Yani yardımlaşmayı çok iyi biliyoruz. Gerçekten en uzak arkadaşlarım bile bana destek olmaya çalıştı, bana yardım etmeye çalıştı. Çünkü biz de arkadaşlar hem İstanbul Beykoz'uyuz hem de Maraşlıyız. Onun için Maraş'tan da büyük arkadaş çevresi, belli akrabalarımızdan maalesef kayıplarımız oldu. Onun için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Tüm depremde yakınlarını kaybeden depremzede bütün arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. Her türlü umarım tez zamanda yeniden evlerimiz kurulur, yeniden yeni bir düzen ve sistem kurulur ve herkes hayatına normal rutin düzenine tekrar döner arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi tıp yani doktorluk alanıyla uğraşıyorum. Şu anda işte branşlaşma aşamasındayım arkadaşlar. Ve şu an arkadaşlar belli bir yüksek lisans yapan bir çok kaliteli bir abimle beraber, ismini vermeyeceğim, kendisi Hacettepe'de yüksek lisans yapıyor. Kendisiyle neuro science çalışıyoruz ve bu süreçte arkadaşlar ayna nöronları biraz araştırdım sizler için. Madem video çekiyoruz, bir ayna nöronlardan bahsedelim arkadaşlar. Ayna nöronlar ilk başta arkadaşlar bir İtalyan bilim adamı tarafından keşfediliyor. En basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar davranışların kökeninde çocukluktan ve yetişkinliğe doğru ilerlerken biz belli bir şeyi öğrenirken arkadaşlar belli bir şekilde belli davranışları görmemiz gerekiyor ve ayna nöronlarımız bunu taklit ediyor. Yani pek çok alandan uzamsal, görsel, duysal bir akış oluyor. Çocukluktan yetişkinliğe doğru evrilirken arkadaşlar ve illaki bebeklikten beri gördüğümüz şeylerden etkileniyoruz. Ve bu etkilendiğimiz şeylerle arkadaşlar kendimizi ilerletiyoruz. İşte afaziden faziye geçme. Bir çocuk mesela arkadaşlar ne zaman ilk kelimeleri anne baba demeye başlıyor? 1 yaş, hadi 6 ay, 1 yaş, 2 yaş çözmeye başlıyor değil mi? Görüyor, duyuyor. Anne babasının söylediği cümleleri duyuyor ve bir faz geliştiriyor. Yani afaziden kurtuluyor ve dilsel yeteneklerini geliştiriyor. Ve işte oturmayı, kalkmayı, ayakta durmayı, reflektif bütün becerileri bir şekilde öğreniyoruz. Ve bu öğrenme süreçleri arkadaşlar duyularımızla oluyor ve bunu senkron edecek bir nöronlara ihtiyacımız var. Bunu öğreniyoruz ama bunu uygulamaya dökmemiz için bir rol model görmemiz gerekiyor ve ayna nöronlar arkadaşlar işte tam da bunu yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda hadi emeklemeyi çözdük, yürüyoruz, konuşuyoruz, anlıyoruz. Çeşitli belleklerimizi güçlendirdik. Özellikle semantik belleğimizi, duyusal belleğimizi, hafızasal belleklerimizi güçlendirdiğimizi. Hatırlıyorum, yetişkin bir çağa geçtik. Yani genç yaşta yetişkin çağ arasındayız diyelim. Ayna nöronlarımız hala var. Ne işe yarıyor? Ayna nöronların arkadaşlar özellikle işte Amerika'da da yapılan çalışmalarda
Özellikle karşısında düzgün insan yüzünü sürekli gösterilen insan denekleri daha böyle mutlu bir görünüm çiziyor. Ama karşısında yüzü gözü çizik ya da işte şurasında iz olan yaralı bereli ya da bir gözü çökük bir insan gördüğü zaman ya ben de mi öyle çöküyorum işte benim de mi gözüm çöküyor şeklinde tepkiler veriyor. Çünkü karşısında deneyde insanın karşısına insan yüzü koyuluyor ve 2 dakika 3 dakika boyunca hiçbir yere bakmadan sadece bu yüze bakması sağlanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde sağlam insan yüzünü gören insan daha sağlıklı tepkiler veriyor. Mutlu olmaya başlıyor. Yüzü gözü çökük ya da kötü bir şekilde bir yüze maruz kalan insanlar. Ha, benim mi gözüm çökük? O yüz ben miyim? O gördüğüm yüz, deneydeki gördüğüm yüz ben miydim? Kendi yüz algısını bile karıştırıyor arkadaşlar. İşte ayna nöronlarımız bu deneyin de gösterdiği gibi arkadaşlar empati denilen ve duyarlılık ve karşıdaki insanı görsel, duysal, uzamsal olarak anlama olayında büyük rol alıyor arkadaşlar ve ayna nöronları özellikle güçlü tutmak gerekiyor. Peki arkadaşlar ayna nöronların genç yetişkinliğe geçmekte en önemli rollerinden birinden bahsettik. Evet, empati dedik. Aynı zamanda arkadaşlar rol model kavramında da çok önemli rol alıyor. Hepimizin de bildiği gibi anne, şöyle düşünelim. Annemiz boşanmış, ayrılmış. Babamız genç yaşta vefat etmiş. Ya da annemiz babamızdan ayrı yaşıyor. Biz sadece annemizle yaşıyoruz ya da sadece babamızla yaşıyoruz. Ev durumumuz, ekonomik durumlarımız kötü. Bir gecekonduda yaşıyoruz. Ve yanımızda okumuş ya anlamış ya da bir yerlere gelmiş ya da bir eğitim almış bir insan bulunmadığını bir hayalimizden, süzgecimizden geçirelim. Dolayısıyla arkadaşlar bizim ufkumuz ve zihnimiz ancak o kadar algıları aldığı için ayna nöronlarımız ancak tecrübesel aktarımımıza yardım etmede ancak bunu algılayabiliyor. Ama bir de babamızın iş adamı kardeşimizin opera çaldığını düşünelim ve çok orijinal deniz kenarı bir evde doğup büyüdüğümüzü varsayalım. Anne babamız, sosyal çevremiz ve pek çok algımız arkadaşlar bizi etkiliyor. Ve bu otomatikman rol modellerimizin kalitesi, ayna nöronlarımız vasıtasıyla zihnimizin, beynimizin ve ufkumuzun genişlemesini sağlıyor. Ki nice özellikle Rönesans dönemi, Reform dönemi ya da Türk edebiyatında nice yazarların, şairlerin ve Türk edebiyatında rol alan insanların, özellikle Türkiye'dekilerin çoğunun köşkünün olduğunu, İstanbul'da köşklerinin olduğunu biliyoruz ki deniz kenarı bir yerde yaşamak ve o tarz bir sosyal çevreyi barındırmak ayna nöronları pozitif etkilemiş ve ufku açmış arkadaşlar ve çok pozitif bir yönde çığır açıcı bir şekilde toplumumuza yön verdiklerini söyleyebiliriz. Yani ayna nöronların arkadaşlar ciddi manada rol model ve sosyal duysal psikolojik olarak insana yöneliminde ve ufkunu açmada da çok büyük bir rol aldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bugün bir araştırma konum olan ayna nöronlardan bahsettim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan beni izleyip dinleyen tüm arkadaşlara sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar.